Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size yüzümdeki bu makyajı yaptım. Kedi beslemek, kedi bakımı ile ilgili bir sürü soru yanıtladım. Dilerseniz hemen makyaj salime geçelim. Sıfırdan başlıyoruz. Bu kez bir önceki makyaj videoma göre bayağı yakınlaştım. Daha net görebilin diye. Ve dudaklarımı nemlendiriyorum. Sadece altı sürüyorum çünkü üstte korkunç bir uçuk var. Ve canımı aşırı yakıyor. Bir haftadır geçmedi. Her şeyi yaptım. En son bugün sizlerden gelen öneriler doğrultusunda tahta kaşığı yakıp oraya cos. Şimdi de Benefit'in kaş serumunu, taksim bazını uyguluyorum. Bu aslında benim kaşlarımı doldurmama bırakmaya sebep olan üründür. Çünkü düzenli kullanımda gerçekten kaşları dolgunlaştırıyor ve ben böyle çok az seyreklikler kalınca bir tek şurası benim kör kaldı. Onun dışındaki bütün boşlukları doldurdu. Çok fazla eskisi gibi kaş doldurmamaya başladım. Bu kez bir değişiklik yapıp gözlerden değil ten makyajından başlayacağım. Çünkü bunu bir an önce anlatmak ve uygulamak istiyorum. Bu yerli markalar tarafından bence gurur kaynağımız olan Flormer'ın yeni HD fondöteni. Biliyorsunuz böyle pahalı markalarda Make Up For Ever falan filan HD serisi var. Bunlar HD kameralar için işte gelin makyajı, mezuniyet makyajı, fotoğraf çekimi için tasarlanmış ve kameralarda iPhone'la bile çekseniz mükemmel görünen, cildiniz mükemmel gösteren fondötenler. Ve uygun fiyatlı hiç yoktu. Sağ olsun Flormer haftada bir koleksiyon çıkarttığı için bu kez inanılmaz yenilikçi bir marka oldu bu arada. Ben gayet seviyorum Flormer'ı. Eskiden sadece ojelerini severdim. Şimdi her şeyini seviyorum. Son serisi ya da sondan bir önceki serisi HD serisiydi. Bana da sağ olsunlar bir paket gönderdi. İşte fondöteni, HD kapatıcısı, HD kontür kiti vesaire hepsini denedim. Hepsini yorumlayacağım ama özellikle fondötenine bayıldım. Şimdi bana öncelikle 4 numarası gelmişti. Yaklaşık 2-3 hafta önce elime ulaştı. Ve rengi bana koyuydu bunun. Beyazlaştırıcı böyle beyaz fondötenle denedim. Yapısı çok hoşuma gitti ama büyük ihtimalle renk açıcı yapısını değiştirdi diye düşündüm ve gittim kendim her yerde aradım en açık rengini. En sonunda Maltepe Park'taki Flormer'da buldum ve 39 liraydı sanırım. 39 liraya aldım. En açık rengi 3. Şu anda bana tam oluyor. Birazdan uygulayacağım. Ben bunu dün Snapchat'te bir yandan da uygulayayım. Çok konuştuğum video olacak o yüzden bir yandan da uygulayayım. Ben bunu dün Snapchat'te anlatmıştım. Her kadında mutlaka bulunması gereken, eğer bir fondöteniniz olacaksa ve kameralarda iyi çıkan bir şey arıyorsanız ki önümüz mezuniyet ve düğün dönemi filan. O yüzden herkese hayırlı olsun bu arada. Evleneceklere şimdiden mutluluklar diliyorum. Mezun olacaklara da başarılar diliyorum. Tebrik ederim. Dolayısıyla herkesin başına. O yüzden bu fondöteni öne almak durumundaydım. Çünkü indirimler de başladı. Anneler günü indirimi. Normal fiyatı 39 lira ama indirime ne kadara gelir bilmiyorum. Yani yüzümde yok gibi duruyor diyemeyeceğim. Fondöten olduğu belli oluyor ama yani telefonda bile bu kadar mı güzel gösterebilir cildi? Bayıldım. Herkes lütfen hemen paylaş dedi. O yüzden bugün gerçekten işimi iptal edip oturdum ve bu videoyu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi dediğim gibi bu tek kat uygulanmış hali. Ben böyle bir yarım pompa daha geçeceğim. Özellikle çene bölgeme. Bu hormonal durumdan dolayı benim her ay yaşadığım bir şey. Direkt çenemin üstünde sivilce çıkar. O yüzden şöyle şu kadarcık daha kullanacağım. Bu arada şu anda kullandığım bu fırça da Flormer'dan geldi. Aynı seriyle beraber geldi. Bu fondöten fırçası ama bunun bir küçüğü bir büyüğü var mı? Var galiba. Ben rafta görmüştüm. Şu fırçaların hepsini denedim neredeyse. En pahalı olan Artist Brush mı? Onu denedim. Misha'dan denedim. MAC'ten denedim. Bir de Pink bilmem ne. Tam hatırlamıyorum markası. Uygun fiyatlı. Cosmo Home'da satılan. Onu da denedim. Aralarında en iyisi bu. Yani özellikle yüzünüz küçükse böyle pırt 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 bitti. Kapatıcı olarak da bu devasa aplikatörlü Tarte'ın Shape Tape'ini kullanıyorum. Bol keseden sürüyorum. Çünkü bu normalde benim yaptığım bir şey değil. Ten rengimden en fazla bir ton açık kapatıcı kullanırım ve az kullanmaya çalışırım. Ki benim azım da çok az değil. Korektör kullanmadıysam bol kullanırım. Ama kontür falan yapacağım için, yanlış duymadınız, kontür yapacağım. Bugün biraz daha böyle Instagram'ımsı bol bol süreceğim bir video olacak. Şöyle çeneme de bir cızık. Ve bunu minik bir süngerle göz çevreme yayıyorum. Şöyle aşağılara doğru. Bir yandan da bu kapatıcıyla ilgili neler düşündüğümü anlatayım. Malum Tarte Türkiye'de olmayan bir marka. Ben bunu Instagram'da Sarin Kozmetik isimli bir hesaptan satın aldım. Hemen testinde olduğunu görünce direkt zaten sipariş verdim. Çünkü zaten istiyordum. Hatta Amerika'da olan bir arkadaşımdan rica etmiştim. Baktım hemen teslim. Arkadaşımın dönmesini beklemeden satın aldım Instagram'dan. Şu an korkunç görünüyorum ama makyajım bitince göreceksiniz. Gerçekten öyle hayalet gibi kalmayacak. Dengeleyeceğim çünkü bronzerla bilmem neyle. Kapatıcının yapısı muazzam. Nars'ın Radiant Creamy kapatıcısı var ya. Onun
daha ince yapılısı, ekran görüntüsü falan alın. Bu an tarihe kazınsın çünkü beni bir daha kontür yaparken göremeyebilirsiniz. Hayatımda ilk kez dün yeltendim ve sonucu beğendim. Eskisi kadar zayıf değil yüzüm çünkü. Hani gene zayıf ama eskiden bundan bir 10 kilo kadar falan zayıfken zaten kontürün K'sini yapmamın ihtimali yoktu da şu anda da böyle çok kilolu değil yüzüm. Yani yapısı kemikli ama yine de birazcık yapabilirim diye düşündüm. Bu arada bu elimdeki fırça da Nars'ın meşhur Ita fırçasının, yukarı doğru dağıtıyorum kontürü, büyüklerimizden öyle gördük. Onu diyordum. Elimdeki fırça Nars'ın meşhur Ita fırçasının uygun fiyatlı muadili. Ülkemizde rahatlıkla ulaşabileceğiniz Golden Rose markasının bu kontür fırçası. Nars'ın meşhur böyle ambalajlarında ve fırçalarında falan böyle kauçuk bir şeyi vardır, kir tutan. Şuradaki metaline kadar bildiğiniz aynısını yapmışlar. Tüy dökmesi falan yok, kötü bir koku yok. Ben çok seviyorum. Bunu geçen sene sanırım Instagram'da muadil göstermiştim. Tabii burada kontür pudrası çok önemli. Benim kullandığım NYX'in meşhur top rengi. Bu beyaz tenliyseniz veya küllü kontür renklerini seviyorsanız ki genelde kontür küllü soğuk renklerle yapılır şekillendirme yapabilmek için. Bunu tavsiye ederim. Biraz tozutuyor ama bayağı başarılı. Allık ve kontürle güzel harmanlansın diye aydınlatıcıyı kontürden hemen sonra allıktan hemen önce uyguluyorum ben uzun bir süredir. Bu arada aydınlatıcı olarak da Alixavier'in şu terakota farlarından 114 numarası kullanıyorum. Çok güzel bir şampanya rengi ve bu bir far ama aydınlatıcı olarak mükemmel. Bunu internetten alabilirsiniz. Allah'a geçeceğim. Allığı uygularken de artık sohbet konusuna giriş yapacağım. Bu arada kullanacağım renk Hourglass markasının Luminous Flash isimli bu allığı. Şimdi öncelikle Chico benim ikinci kedim. Biliyorsunuz Üzüm isminde bir kedim var. Ve onu ben evlenirken annemlerde bırakmak zorunda kaldım. Çünkü annemler bana vermedi. Aslında başlarda annem o kadar kedi istemiyordu ki bana evlenince alıp gidersin diyordu Üzüm'ü. Ama sonrasında öyle olmadı. Eve girince mesela 10 gündür görüşmüyoruz. Onlar yazlıktalar. Üzüm'le ben tek kalmışım evde. Eve girince ne haber kızım diyeceğine oğlum diye Üzüm'ü kucaklarına alıyorlar. Artık öyle bir hal aldı. Ve genelde hiç istemeyen daha sonra evde onu en çok seven kişi oluyor. Tabii ben aşırı bocaladım. Çünkü Üzüm benim için çok önemli. Bana bazen sorular. Üzüm mü daha çok seviyorsun, Chico'yu mu diye. Yani bu bir anneye gidip Buket'i mi daha çok seviyorsun, Görkem mi daha çok seviyorsun gibi sormak gibi bir şey. Şöyle olayların en başına döneyim ve kendi hikayemle harmanlayarak sizin sorularınızı cevaplayayım. Ben hayvanlardan korkan bir annenin çocuğu olarak büyüdüm. Çok yanlış biliyorum ama korkunun bir açıklaması yok. Fobilerin bir açıklaması yok. Ve annem korktuğu için, önünde öyle model olduğu için ben de belli bir süre, belli bir yaşa kadar hayvanlardan çok korktum. Ama çok sevdim. Yani uzaktan sevdim. Asla böyle ruh hastası, cahil manyaklar gibi sevmiyorum diye bir hayvana zarar vermedim. İşte yok kediye sapan atmak, taş atmak, köpeğin kulağını kesmek falan. Bunları yapan insanlar insan değil. O konuya hiç girmiyorum. Neyse, o kadar korkuma rağmen o kadar içgüdüsel bir şey ki ben kedi istiyordum ve bunu anneme söyledim. Ama bunu asıl aklıma sokan kardeşim Buket'ti. Buket köpek istiyordu ve Buket hiç hayvanlardan korkmadı bu arada. Annem gibi bir kadınla kedinin aynı evde durma ihtimali yoktu. Neden yoktu? Titizlik bir. İkincisi korku. Korku bende de var, titizlik yok. Hala olmayan bir şey bende titizlik. Tüylü bir hayvanın bizim eve girme ihtimali yoktu. Şöyle oldu, peki nasıl ikna ettiniz dersen emrivaki oldu. Bildiğiniz emrivaki oldu. Böyle annemin tek bir cümlesinin üzerine gidip artık kediyi eve koyduk ve kapattık. Öyle oldu. Şimdi annem dediğim gibi kedi, hayvan falan hiç, yani hayvanın hesi yok. Ama bir gün eve geldi ve o surat ifadesini asla unutamıyorum. Ay ben bir kedi gördüm dedi. O kadar tatlı ki ne olur beni al evine götür diye yalvarıyor dedi. O kedi Üzüm'dü. Biz bu fırsattan faydalanıp Buket'le babamla bütün gün telefon trafiği böyle ikna etmemiz lazım diye annemin o cümleyi kurduğu günün akşamı kedi bizim evdeydi ve eve geldiğinde ben de pişmanlık duydum. Annem de dedi ki ah nasıl yaptık bunu, basiretim bağlandı dedi. Ben nasıl yaşayacağım kediyle dedi. Ben de aynı şekilde ulan dedim eve getirdik kediyi ama ben kediyle aynı odada duramıyorum. Yani gece kapımı falan kilitleyip yatıyorum. Kedi salonda diye salonun kapısı kapalı. Kapının camından böyle televizyon izliyorduk annemle. Düşünün yani nasıl bir korku. Eğer ben şu anda kedisiz yaşayamıyorsam bunu siz de yapabilirsiniz ve yapmalısınız. Şimdi ben böyle bir çocukluk geçirdiğim için ve Üzüm'le tamamen bunları yendiğim için benim çocuğum kedisiz büyümeyecek. O yüzden Chico şu anda bizim evde. Çocuk yapmaya karar vermeden önce kedi sahiplenmeye karar verdi. Şimdi işte o kadar korkan annem Üzümsüz yaşayamıyor. Ben zaten komple kedilerle kafayı yedim. Bu arada Sezgi, biz daha böyle evlilik konuşmadan ilerisi için şey diyorduk yani ileride kedi olmaz gibi falan diyordu ve ben düşünüyordum ne yapacağım ben diye. Bir gün Sezgi geldi işte, Görkem ben kedi sahiplenmeye karar verdim dedi.
o anki mutluluğumu size anlatamam. Gerekçe şuymuş. Benim gerçekten belli etmemeye çalışsam da çok üzüldüğümü fark etmiş. Üzümü çok özlediğimi fark etmiş ve psikolojimin bozulduğunu düşünmeye başlamışlar. Aslında erkek kardeşim açmış bu yolu. Demiş ki Sezgi'ye, Görkem demiş Facebook'ta sürekli kedi videosu paylaşıyor. Yazık kız çok üzülüyor demiş. Neyse, sonrasında tabii bir bakmışlar, ben eve sürekli böyle kahve fincanı falan alıyorum, kedili tabak alıyorum, kedili süt şişesi alıyorum, kedili. Gerçekten kafayı yedim ve şu anda mutfaktaki her şey kedili. Ve yine benim hemen bu cümleyi duyar duymaz bundan faydalanıp üstüne gidip anında kediyi eve getirmem lazımdı. Anneme yaptığımız gibi. Şöyle bir şey oldu işte kısmet. Bir tanıdığımızın tanıdığının kedisi doğum yapmış ve 5 tane yavru varmış. Ve sütten kesildikleri zaman sahiplendirmek istiyorlarmış kedileri. Sezgi'yle çıktık buradan ta karşıda çok da uzak bir yer yani. Gittik. İnanılmaz fazla hayvan bakan bir aileydi. Yani böyle işte 2 köpek, 8 kedi mi öyle bir şey var evlerinde. Ne diyordum? Hah, bir yandan şu mahvettiğim şeyi toparlamaya çalışıyorum. Ha, onu diyordum. Hayvan beslemek ciddi sorumluluk, bir takım masrafları var. Bu bir hayvan, senin saçının döküldüğü kadar tüyü dökülecek yani. Ay tüyü dökülüyor mu o zaman ben almayayım gibi bir şey diyorsanız zaten siz evinize kedi sokmayın. Benim saçım dökülüyor yani hepimizin saçı dökülüyor günde bilmem kaçta. Kedinin de tüyü dökülecek. Ha şöyle bir şey var. Düzenli tararsın, beslenmesi vesaire etkiler tabii ki o tip faktörler. Ama mevsim geçişlerinde ne yaparsanız yapın dokunduğunuz zaman elinize tüy gelecek yani tüy dökülecek. Özellikle bizimkisi gibi beyaz tüylü böyle açık renk bir çocuğunuz varsa dökülecek. Eğer bu size düşüncesi bile sıkıntı veriyorsa lütfen evinize zaten kedi köpek almayın. Kaldı ki kediler çok temiz hayvanlar. Ben bazen böyle Chico'yu ağzından öperken falan aynı bardaktan su içerken paylaşıyorum Snapchat'te falan. Bana birkaç kişi yazıyor işte iğrenç, iyi, pislik falan. O kedi senden benden temiz. Bir kere onların dilinde özel bir madde kendilerini komple temizlemelerini sağlıyor. Diyeceksiniz ki her yeri nasıl temizliyor? Ulaşamadığı yerlere şöyle patisini salya bırakıp o şekilde temizliyor ve kedi mis gibi kokuyor. Yani ben bazen arkadaşlarıma söylüyordum. Ay gelin Chico'yu görün işte üzüm de öyleydi. Pudra kokuyor, bebek kokuyor. Ya git Allah aşkına yıkıyor musun falan. Hayır kedi yıkanmaz. Ekstra bir durum olmadıkça, klozete düşmedikçe falan. Kedi ben yıkamıyorum. Veteriner de önermiyor zaten. Çünkü ben yıkarsam o zaman annem beni yıkıyor. Benim kendimi temizlememe gerek kalmadı diye temizlemiyormuş ki gene de senede 1-2 kez yıkanabilirmiş. Ama üzüm 4 yaşında neredeyse hiç yıkamadık. Mis gibi kokar, tertemizdir. Maşallah çok sağlıklı yani bunda şey bir şey yok. Bu arada ben bilir kişi değilim. Tamamen kendi deneyimlerimi ve kendi bildiklerimi aktarıyorum. Benim de yanlış bildiğim şeyler olabilir ama kulaktan dolma bilgiler değil. Ben veterinerimizden de aldığım bilgiler doğrultusunda bilgi vermeye çalışıyorum. Tüy konusundan bahsettik. Ha tuvalet konusu. Kediler için şöyle. Evet tuvalet koyuyorsunuz. Onun böyle kendi tuvaleti var. Büyük bir leğen gibi düşünün. Ağzı kapalısı var, açığı var. Chico mesela kapalısını kullanıyor şu anda. Hani böyle sürgü gibi kapısı var. Tık 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 oluyor ya böyle. Onu böyle açıp kendisi giriyor içeri. İşini görüyor ve çıkıyor. Ve kullandığınız kum sebebiyle üzerine yaptığı işte idrarı, dışkısı taşlaşıyor. Bildiğiniz böyle çakıl taşı gibi oluyor. Ve onun belli bir küreği var. Kuruduktan sonra onu alıp kürekle atıyorsunuz poşete. Poşeti iyice bağlayıp sonra çöp kutusuna, konteynere atıyorum ben. Ve bu içgüdüsel bir şey. Annelerinden bunu görüyorlar ve kedilerin kuma alışması kadar kolay bir şey yok. Kedi eğitimi çok önemli ve inanın bana çok kolay. Mesela ilk geldiğinde bunlar da olabilir. O yüzden anlatıyorum. Chico ilk 2 gün mesela çok küçüktü. Yani atlayamıyordu hiçbir yere. Ve kanepenin üzerinde yatıyordu polarının içinde. Gece mesela tuvaleti gelmiş ya atlamaya çalışmış, korkmuş, yapamamış. Ya da kumuna alışamamış. Mesela koltukta polarının üstünde yapmış mesela kakasını. Hemen temizledim. İşte battaniyeyi makineye attım. Kedi o zaman daha kendini böyle çok iyi temizleyemiyordu. Poposunu sildim ıslak pamukla falan. Ona bunun yanlış bir şey olmadığını, korkmaması gerektiğini anlatmak için de sevgi sözcüğü. İnanın bana ses tonunuzdan anlıyorlar. Ben şu an mesela Chico, anneciğim dediğim zaman hemen böyle göbeğini açar ki bir kedinin sizin yanınızda göbeğini açması, böyle havaya doğru dikmesi size yapabileceği en iyi iltifatmış. Sana çok güveniyorum, sev beni demekmiş. Yani bir şekilde aslında iletişimde kuruyorlar sizinle. Ne yaptım? Ben kumunu böyle kediyi tuttum. Kumuna götürdüm. Patilerini 2 kere eşeldim. 3. gün gidip pıtır pıtır tuvaletini yapıyordu kendi yerine. Ve mesela bazı aşılardan sonra veya kediler, özellikle kediniz çok tüylüyse ara ara tüy çıkartırlar. Yani kusarlar ve o kusma şeyinden de korkmayın. Böyle yapa yapa hani
böyle canı çıkarmış gibi tövbe tövbe. Ben ilk gördüğümde çok korkmuştum. Baba kediye bir şey oluyor koş diye. Aslında tamamen böyle midesini şey yaparak geviş getirir gibi bütün midesine toplanan tüyleri böyle hafif bir sıvıyla, kusmuk gibi bir şeyle çıkartıyorlar. Senede 1-2 olan bir şey bu. Kediye göre değişiyor. Mesela Chico çok küçük. Şu ana kadar daha tüy çıkartmadı. Zaten tüyleri de kısa bir çocuk. Ama mesela bir kez parazit olabilir diye düşünmüştük doktorla beraber. Böyle köpük kümsü bir sıvı istifra etti. Yani bunlar olabilir. Paniğe kapılmayın, iğrenmeyin, tiksinmeyin. O sizin, ya insan evladının bezini değiştirmekten, kusmunu temizlemekten gocunur mu? Gocunmaz. Bu da öyle bir şey. Yani ben keyifle müzik açarak böyle şey yapa yapa bokunu temizliyorum, öyle söyleyeyim. Üzüm Scottish Fold cinsi, bu kıvrık kulaksızlardan, kulaksızlardan. Chico'nun annesi Scottish Fold, babası British Shorthair. Chico da British Shorthair aslında. Bana sorular mesela neden cins kedi, anlatsana biraz diye. Anlatayım. Üzüm için tamamen öyle gelişti. Benim annemin kedi besleme ihtimali yoktu ve bir kediyi beğendiyse o kedi kaplan da olsa o eve girmeliydi. Yani üzüm cins olduğu için bizimle değil, öyle söyleyeyim. Tamamen annem onu seçtiği için bizimle. Chico'da da gerçekten tamamen tesadüf eseri cins kedi olsun diye falan araştırmadık. Yani ben her türlü kediye hala da öyle düşünüyorum. Bunun bir cinsi vesaire bir şey yok, ben bakarım. Yeter ki o sevgi olsun evin içinde, o sıcaklık olsun. Yani kedi bambaşka bir şey. Bilmiyorum, köpek için de aynı şeyi söylüyorum ama zaten cins gibi düşünmeyin. Her kedi insan gibi farklı karakterlere sahip. Mesela üzüm biraz daha böyle cool bir kedidir, daha havalıdır. Misafir gördüğümü içeri gider, misafir gidene kadar gelmez. Evin bireyleri dışındaki kimseye sevdirmez. Sevdireceği zamana kendisi karar verir. İsterse gelir yanına yatar, istemezse dokundurmaz. Mesela Chico da çok arsız bir şey. Sevgi arsızı. Gelen misafirin bacağına asılıyor gitme diye falan. Çocuk çok seviyor mesela Chico. Çocuk misafir gelince bildiğiniz çocuk gibi onunla oynuyor. Yakalamaç oynuyor, resmen saklambaç oynuyorlar ve çocuk gideceği zaman böyle hemen Chico'nun kaşları düşüyor. Zaten düşük kaşları benim gibi. Böyle hemen masumlaşıyor falan. Yani karakter çok önemli. Hani hep diyorlar ya kediler şifalı diye. O doğru. Bir kere çocuk gelişimi için zaten önemli bir şey bence bir hayvanla birlikte büyümesi. Alerjilerin üzerine gitmek için de önemli bir şey. Bu arada ben %100 alerjik çıktım. Böyle sürekli bir toz kalktığı zaman bile felaket hapşırıyorum. Gözlerim şişiyor ve o böyle kulak ve genizde böyle onu anlatamam, yaşayan bilir. Çok söylüyorum bunu ama hakikaten yaşayan bilir. Bir kaşıntı hissi vesaire. Testler, bilmem neler yapıldı. %100 alerjik çıktım. Tabii ki kediyi bırakma gibi bir ihtimalim yok. Söz konusu bile olmadı, olmaz. Şöyle bir şey, doktorla konuştuk, şey dedi. Mesela kediyi mümkün olduğunca yatak odanıza sokmayın. Çarşaflarınızı, nevresimlerinizi 55 derece üzerine yıkayın. Evi sürekli havalandırın. Halı kullanmayın ki zaten bir sezgili Allah'tan ola sevmiyor halı. Halı, bir tane halı var, o da aşağıda şeyde salonda. İki adam böyle tüylü tüylü var ya, onu mesela kaldıracağım. Onun dışında böyle bir takım işte önlemleri var. Ha, onu diyordum, şifalı kısmını söylüyordum. Panik atak. Yani günümüzün hastalığı gerçi ama bende de anksiyete vesaire olduğu için dönem dönem gerçekten çok kötü oluyorum. O böyle kalbimin ağzından çıkacağı zamanlarda Chico sanki anlıyormuş gibi, ki anlıyor artık eminim. Böyle mırlayarak geliyor. Öyle bir gelişi var ki onu size anlatamam. Kedi anneleri bilir. Böyle gözleri hafif kısık, mahmur, sanki uykudan uyanmış gibi ve tor 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 mırlayarak geliyor. Yani ben seni iyileştirmeye geldim der gibi geliyor. Resmen patilerini kalbimin üstüne koyuyor. Böyle pıtır 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 masaj yapar gibi ve benim çarpıntım geçiyor. Karnım ağrıyor mesela, regle olmuşum, karnımın üstüne yatıyor. Ya da patilerini koyuyor yöne, böyle sıcaklığıyla pıtır 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 yapıyor. Ben iyileşiyorum. Bir gün mesela eşim telefonda konuşurken bayağı bir sinirliydi ve böyle artık burnundan soluyordu. Chico geldi. İşte telefon burada ya, hoparlördeydi bu arada. Telefonla Sezgin'in arasına girdi ve boynunu bildiğiniz böyle dolanmaya, sürtünmeye, sakallarını öpmeye başladı. Dişleriyle böyle çekmeye başladı. Yani bırak, ben seni rahatlatacağım, bırak telefonu diyor. Ve Sezgin telefonu kapattı ve bana dediği şey, iyi ki kedili bir ev artık burası. Çünkü kafamı bu kadar boşaltan, beni bu kadar iyi hissettiren başka bir şey daha önce hiç görmedim. Annem de aynı şeyi söylüyor. Bambaşka bir şey diyor ve inanın bana, bunlar kedi beslemeyi asla düşünmeyen insanlar. Ben kediyle aynı evde duramayan bir insan. Düşünün şimdi ne haldeyim. Bu arada sıra geldi Ruj'a. Dün Snapchat'te dudağımda flashpot vardı Mac'in ama bu biraz fazla soluk. O yüzden ben sanırım bunu yine soluk bir renk olan ama biraz daha grimsi bir çıplak dudak rengi olan Mudwrestler'la karıştıracağım.
Asıl bu makyajın hakkını Kiko 01 verdi de artık kafama fırlatacaksınız diye korkuyorum. Şimdi bu Mudrester isimli ruj birazcık zor bir renk. Çok soluk, soğuk, grimsi bir renk. Ben o yüzden birazcık böyle dudağıma flashpot'u da karıştıracağım. Flashpot bu arada Buket'in bana hediyesiydi. Şöyle dokunduruyorum. Şimdi de gözaltıma kullandığım açık renk kapatıcıdan birazcık yine sentetik bir kapatıcı fırçasını aldım. Dudağımın etrafındakileri düzeltiyorum. Bu arada elimi hiç kaldırmadan doldurduğum zaman daha muntazam oluyor. Gratis yayınların başlamış tabii ki her zaman olduğu gibi ama bana mesajı geldi ama bilmiyorum Flormar'da var mı yok mu, ona dikkat etmedim. Flormar'ın kendisi web sitesinde veya dükkanında indirim yaptıysa onu bilemeyeceğim ama indirimsiz fiyatı fondötenin 39 lira. Fırçanınkini bilmiyorum çünkü fırçayı firma gönderdi. Fondöten de firma göndermişti ama ben sonra gidip kendi rengimi kendim satın aldım. Ve inanın bana beğenmesem almazdım. Yani yorumlar geçerdim. Gerçekten çok beğendim ve kullanmaya devam edeceğim. Şimdi şey sorulacaktır. Mesela Make Up For Ever'ın HD fondöteni çok övüyoruz ya hepimiz. Make Up For Ever'la farkı nedir derseniz kameradaki HD sonuç birebir aynı. Bence Flormar biraz daha bile iyi olabilir. Çünkü normalde ben Make Up For Ever'ın altına gözenek küçültücü baz sürüyorum. Ama bunun altına sürmedim. Hafif böyle sanki gözeneklerimi de olduğundan küçük gösterdi. O anlamda artısı var. Fiyat anlamında artısı tabii ki var Flormar'ın. Şu an ben yukarı çekiyorum videoyu ve yanıma sadece şu far karışma fırçasını aldığım için her şeyi bununla yaptım. Ki zaten NYX'in likit farı da böyle parmakla bile dağıtılabilecek bir far. Ama ben fırçayla bile istediğim sonucu alamıyorken, beceremiyorken parmakla hiç kalkışmadım. Ama yetenekliyseniz tabii ki NYX'in farları bayağı pratik. Ben Selma'da görmüştüm. Selma'nın da kanalını takip etmiyorsanız mutlaka takip etmelisinizdir. Bak şimdi ben size takip edilmesi gereken birkaç kişi söyleyeyim şu anda. Ece Target. Ben neden bu kadar geç sardım? Çok uzun zamandır takip ediyordum ama bir iki videosunu izlemiştim ve keşke daha önce izlemeye başlasaymışım. Efsane bir kanal. Cildine baktıkça içimden maşallah falan diyorum nazarım değmesin diye ve onun yüzünden gidip cilt bakımına bayağı bir para gömdüm. Oya Un ustası benim yeni arkadaşım. Görüştük. Çok tatlı. Videolardakinden daha tatlı. İnanılmaz pozitif. Makyajla alakanız yoksa bile sadece Oya'nın pozitifliği için izlemeniz gerekiyor. Sizden ricam iki arkadaşımın da kanallarını bir incelemeniz, hatta abone olmanız ve hatta giderseniz de Görkito'dan geldik diye yazmanız. Allah! Işık değişti. O yüzden çabucak toparlamam gerekiyor. Renkler biraz değişmiş olabilir ama makyajım bitmiş hali bu şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın ve beni yalnız bırakmayın. Hoşça kalın.